hayatı mücadelesiyle örnek oldu, fikirleri ve idealleriyle yeni yetişen nesle ikamet gösterdi. KONTV'nin merhum genel müdürü Dr. Ahmet Özcan, vefatının 28. yıl dönümünde Üçler Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Mâ kâne Muhammedun ebâ ehadim min ricalikum velâkin Resûlallah. Dr. Ahmet Özcan hocamızı ruhunu şâd eyle, mekanını âli eyle, makamını cennet eyle, cennet ve cemalinle müşerref eyle Allah'ım. Prensip ve çizgisinden hiç sapma yapmadan yaşayan ve genç yaşta hayata veda eden merhum Özcan'ı anma programına ANMEK yöneticileri ve çalışanları katıldı. Dava adamlığıyla, öğretmenliğiyle o insanlara İslam'ı anlatmak, İslam'ın bilinmesi, yaşanması için ömrünü adamış o dava adamı gerçekten televizyonumuza yayıncılık anlamında çok büyük şey kattı. Doktor Ahmet Özcan, KONTV yayınlarının İslami çizgide ümmete ve millete hizmet etmesi için çaba göstermiş ve yıllardır aynı istikamette kalmanın da temellerini atmıştı. Her eve, her köşeye, her köye bu televizyonun yayınları ulaşmalı ve insanlar gerçek davaya davet edilmeli diyordu. Aman yanlış yapmayın diyordu. Bugünkü emaneti, o bayrağı devralan arkadaşlarımızla birlikte devam ediyoruz yayınlarımıza. Müslümanca bir bakış açısı, Müslümanca bir hayat, Müslümanca bir ölüm. Aradan 28 yıl geçti ve Doktor Ahmet Özcan hiç unutulmadı. Bu televizyonun o günden bugüne kadar gelmesinde İlk temelleri atan çok değerli doktor Ahmet Özcan hocamızın, büyüğümüzün olağanüstü katkıları vardı. Gece ve gündüzünü katan bir çalışma performansı içerisinde oldu hep. Özcan, KONTV yayınlarının özellikle milli ve manevi değerler ölçüsünde yayın yapması ve bu anlamda tüm yayın anlayışının buna göre dizayn edilmesini amaçlamıştı. Geçen zaman içerisinde bu çizgi asla değişmedi. ANMEK Vakfı olarak çalışanlarımızla, yöneticilerimizle gelip burada hocamı anıyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah cennete kavuştursun. Bizim ilk genel müdürümüzdü. Ondan birçok şeyler öğrendik ve hala onu unutmadık.